dedim. Biraz yanına gideceğim. Gelmek ister misin? Aa, tamam almış. Gelirim tabii. Zulu, güzel arkadaşım. Zulucuğum, biz geldik. Canım arkadaşım, ne yapıyorsun? Aa, Zulu gazete okuyor. Neler var gazetede Zulu? Eğlenceli haberler, oyunlar varmış. Ha, ne oldu Zulu? Hayvan sirki mi? Hayvan sirki nedir abi? Annem hiç güzel bir yer olmadığını söylemişti. Hayvan arkadaşlarımızın hapis edildiği bir yermiş galiba. Öyle mi Şuşu? Efendim Pepeciğim. Sirk nasıl bir yerdir? Orada neler yapılır? Normal sirklerde insanlar gösteriler yaparlar. Yük üstünde çok yüksekte yürürler. Tek tekerlekli bisikletle giderler. Ama bir de hayvan sirkleri vardır. Annenin seni götürmediği sirk sanırım hayvan sirki olmalı Pepe. Hayvan sirkinde gerçek hayvanlar zorla sahneye çıkartılıp izlemeye gelenlere bazı gösteriler yaparlar. Örneğin kaplanlar hoplar, zıplar, değişik hareketler yaparlar. Kocaman filler dans ederler. Maymunlar ateş yanan çemberlerin içerisinden geçerler. İstemeden mi yaparlar bunu? Evet bebe, istemeden yaparlar. Onları zorla eğiten insanlardan korktukları için ve mecbur kaldıkları için yaparlar. Ve bundan hiç hoşlanmazlar aslında. Ay, yazık onlara. Sirkçi insanlar o hayvanların özgürlüklerini alırlar. Ve bu gösterileri onlara zorla yaptırırlar. İnsanlar neden bu zavallı hayvanları izlemeye gidiyor ki? Hayvanları seven, onların orada zorla tutulduğunu, hapsedildiğini bilen insanlar gitmezler sirke Pepe. Bunu bilmeyen insanlar kendilerini eğlendirmek için giderler. Ama orada özgürlüğü alınmış bir hayvan zorla istemediği hareketleri yaparken izleyenler nasıl eğlenebilirler ki? Kimse sirke gitmesin. Kimse sirke gitmezse sirkçiler de bu işi yapmaktan vazgeçerler. Değil mi Şişim? Evet canım, kesinlikle öyle. Kimse izlemeye gitmezse hayvan sirki diye bir şey olmaz. Ve hayvanlar hapsedilmezler. Ben hayvanların hepsini çok seviyorum Şuşu. Hiçbir hayvan arkadaşımız hapis olmasın. Aa, burada gazetedeki haberde sirk gelmiş ama kimse izlemeye gitmemiş. Sirkçi de hayvanları serbest bırakmış. Bu işi artık yapmayacağım. Kimse sirkçilik yapmasın. Ne güzel. Yaşasın özgür hayvanlar. Çok güzel bir habermiş bu Zulu. Hayvan sirklerine kimse gitmezse hayvan sirki diye bir şey kalmaz. Kimse hayvan sirki yapmaz. O zaman biz hiç sirke gitmeyeceğiz. Gidenlere de kızacağız. Gitmeyin, hayvanlara yazık diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Hayvanlar bizim dostumuz. Aa Şişiu. Hadi hayvanlar bizim dostumuz şarkımızı söyleyelim. Hadi söyleyelim canım. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. La 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 la. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Güzel arkadaşım, seni gördüğüme çok mutlu oldum. Ama şimdi gitmemiz gerekiyor. Annemle kekelere gideceğiz ya. Aa doğru. Biz yine geliriz Zulucuğum. Hoşça kal. Anne, biz geldik. Anne. Geldim. Kekeleri ne götürüyorsun anne? Kısır yapmıştım canım. Orada beraberce yeriz diye götüreyim dedim. Kısır bayılırım. Anne, ben Keke'yi, Bibi'yi, Zeze'yi, Dudu'yu, Mimi'yi hepsini çok seviyorum. Beni? Seni zaten çok seviyorum bebe. Ha tamam. Abim beni sevmiyor diye çok korktum yani. Aslında öyle korkulacak bir şey değil de. Ha işte geldik. Keke, biz geldik. Aa hoş
Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kekeciğim. Hoş bulduk Keke. Anne biz biraz bahçede oynayalım mı? Tamam canım. Oyuncaklarımla oynamak ister misiniz? Çok isteriz. Evet. Aa, ne kadar oyuncaklar bunlar Kiki. Evet, bunlar benim hayvan dostlarım. Aa. Hadi bir oyun kuralım bu güzel hayvanlara. Tamam, nasıl bir oyun kursak? Burası sirk olsun. Ay, biz sirkleri hiç sevmeyiz. Hiç de gitmeyiz. Gideni de sevmeyiz. Evet, hayvanlar orada pis oluyorlar. Özgür olamıyorlar, yazık. Evet, aslında sirkleri ben de hiç sevmem. Hiç de sirke gitmedim. Ama bu oyunu çok seviyorum. Çünkü bu oyunda hayvanları sirkten kurtarıyoruz. Ben bu oyunu bayıldım. Evet, onları sirkten kurtarıp anladım. Hadi. Tamam. Şimdi birisi sirkçi olmalı. Kim olacak? Tamam. İlk ben olayım sirkçi. Biz de hayvan kurtarıcı olalım abi. Hadi. Hadi kendimize giysi yapalım. Çok komik oldu. Şimdi hayvanlar yukarıda hapis, tamam mı? Sirkçi onları hapsetmiş. O zaman ben burada durayım. Kimse hayvanlarımı alamaz. Onları hapis ettim ben. Gösteri yapıp para kazanacağım. Şimdi gördün mü? Hayvanlar yukarıda. Evet gördüm. Nasıl kurtaracağız onları? Bir plan kurmalıyız. Sen gidip sirkçiyi oyala. Oradan uzaklaştır. Siz gidince ben de yukarı çıkıp bütün hayvanları oradan kaçıracağım. Tamam, harika. Merhaba sirkçi. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Hayvanlar kaçmasın diye burada bekliyorum. Gelsene biraz bölümüne şöyle. Yarılmış dondur. Sana ayran koyayım da iç. Ayran şurada gör. Aa tamam. Ayranı çok severim ben. Al bakalım. Uzaklaştırdım abi. Hadi kurtar hayvanları. Tamam geliyorum. Güzelmiş değil mi ayran? Evet çok güzelmiş. Bir tane daha versene. Hadi kaçın, gidin ormanınıza. Özgürce yaşayın, koşun. Kurtarıyoruz sizi bu sirkçiden. Kaçın. Aa, hayvanlar kaçıyor. Toplayın hayvanları, kaçıyorlar. Kaçıyor hayvanlar, kurtuluyor. Durun, yakalayacağım. Hayvanlar kaçıyor. Kaçın, ormana doğru kaçın. Bunlar tamam mı? Burada uyusunlar, yatıralım. Tamam olur. Uyumak onları dinlendiririm. Ay çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Hayvanları da kurtardık. Ya kimse hayvanları hapsetmesin. Evet ya, hapsetmesin. Onlar bizim dostumuz. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. La 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 la. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Maymuş, güzel arkadaşımız bizim. Evet işte, güzel arkadaşımız Maymuş gelmiş. Sen Keke ile tanışmış mıydın Maymuş? No. Merhaba, ben Keke. Aa, Maymuş, Keke ile tanışmayacak mısın? No. Ama Keke hayvanları çok seven bir arkadaşımız. Değil mi Keke? Evet, ben bütün hayvanları çok severim Maymuş. Aa, Maymuş başka bir şey kırptı galiba. Ha? Nedir peki? Anladım. Ona sarılmadık diye düşmüş. Ben de memnun oldum. İttir git.
Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. İttir gitimi gördün mü? Babam aldı bana. Ne kadar güzel bir tanem. Güle güle kullan. Zaten kullanırken hep gülüyorum Şuşu. Çok eğlenceli çünkü. Iş. İttir git. Bir sıkıntı mı var? Şuşu. Böyle ittir. Çişin mi geldi tatlı? Evet Şuşu, çişim geldi ama... Şimdi ittir gitimi bırakmak istemiyorum. Ama çişimiz geldiğinde hiç tutmadan mutlaka tuvalete gidip yapmamız gerekir Pepeciğim. Sağlığımız için çişimizi tutmak hiç iyi bir şey değildir. Ya gerçekten mi? Evet canım. Hadi koş tuvalete. Tamam. Çabuk çabuk. Çekil bebe çekil. Abi ne oldu? Abi şey ne oldu Şuşu? Çişi gelmiş canım. Ha tamam. Abimin ittir gittiğini gördün mü Şuşu? Evet canım gördüm, çok güzel. Babam aldı bir ittir gitti abime. Abim de çok sevindi. Sana almadı mı? Hayır almadı ama olsun Şuşu. Ben istediğim zaman abisin ittir gittiğine binebilirim. Yani onun ittir gittiğini hiç kıskanmadım. Hatta abim çok sevindiği için ben de çok mutlu oldum. Huy, güzel kalpli bebeciğim. Sen çok güzel bir kardeşsin bebe. Aferin sana. Böyle ittiriyorsun, gidiyorsun. Abim bana öğretti bak. Aferin sana. Bak. İttir git. Önüne bak bebe. İyi misin bebeciğim? Güzel kolum öldürdü Şuşu. Eyvah, ben ne yaptım? Bebenin ittir git kırıldı. Tamam üzülme, bulunur bir çaresi. Sana bir şey olmadı ya, sorun değil bebe. Ama abim çok üzülecek Şuşu. Ama ittir gideyim. Ha, kırılmış. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? İttir gidim. Ama ben ittir gidimi çok seviyordum. Neden? Neden kırdınız benim ittir gidimi? Neden? Tata! Tata! Oğlum neden ağlıyorsun? Hop! Koçum ne oldu sana? Baksana dede ya. En sevdiğim oyuncağım ittir gitim kırılmış. Evet kırılmış. Ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Bebe yaptı. Biliyorum. Babam ona ittir git almadı. Bana aldı diye de kıskandı. Ve benim ittir gitim kırdı. Baba böyle bir şey yapmaz evlat. Yaptı dede. Ben tuvalete giderken o bahçeye çıkıyordu, hatırladım. Bebe kırdı ittir gitimi. Onu elime geçirirsem var ya. Papa, bebe isteyerek senin ittir gitini kırmaz koçum. Belki yanlışlıkla olmuştur. O seni çok seviyor. Yanlışlıkla falan değil. Bence bilerek kırdı. Ben onu sevmiyorum. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı, Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştım ittir gitti. Oysa istemeden kırmıştım ittir gitti. Ama o sevmiyor artık beni. Ama o sevmiyor artık beni. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Pırasa sepette kalmış, getiriyorum hemen. Baba, minik kelebeğim, ne yapıyorsun burada? Ağlıyorum dede. Görüyorum ama neden ağlıyorsun kızım? Abim artık beni sevmiyor. İttir gitini isteyerek kırdığımı düşünüyor.
bir gel bakalım, çık oradan da konuşalım. İttir gitti, sen mi kırdın? Evet ama gerçekten istemeden kırıldı. Taşa çarptım, düştüm. Bak kolum da yaralandı. Uy canım benim. Tamam üzülme üzülme. Ama abin neden beni isteyerek kırdığını düşündü dedi. Ben isteyerek onun ittirgeçini niye kırayım ki? Onu üzüleceğini bilerek bunu nasıl yaparım? Haklısın bebeciğim. Bebe kızgınlıkla bence öyle şeyler söyledi. Gerçekten seni sevmiyor olması imkansız. Ama kalbim kırıldı dedi. Sen kalp kırıklığı nereden biliyorsun bakalım? Ne demek kalbim kırıldı bebe? Yani şu içimdeki küçük kalbim sanki çat diye yere düştü kırıldı. Yani kalbim kırıldı demek, çok üzüldüm demek. Bak hele bak, benim minik kelebeğim neler de biliyormuş. Üzülmeni anlıyorum ama güçlü ol kızım. Sen yanlış bir şey yapmadın. Doğru olan her şey ortaya çıkacaktır. Üzülme. Tamam dedi. Akşam harika bir sofra hazırlıyoruz bahçeye. Pırasa hala gelmedi bak. Hadi dibini tuttum, yanacak yemeğin hadi. Aa, tamam geldim geldim. Bir şey. Ne yapıyorsun bebe? Abimin itirgetini onarmaya çalışıyorum Şuşu. Seninle gurur duyuyorum bebeciğim. Sen çok güzel kalpli bir kızsın. Ama kalbim kırıldı Şuşu. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştım ittir gitti. Oysa istemeden kırmıştım ittir gitti. Ama o sevmiyor artık beni. Ama o sevmiyor artık beni. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Bak neredeyse yeni gibi oldu ittir git. Eline sağlık bebeciğim. Çok güzel oldu. Pepe, bebe nerede? Aa, ne zamandır ortalarda görmedim bebeği. Sahi nerede? Hepinize merhaba. Ben bugün istemeden abimin ittirgitini kırdım. Bak gördün mü? Bebe kırmış işte. Söylemiştim. Ama gerçekten istemeden kırdım. Kırıldığı için de çok üzüldüm. Ama sen ittirgitini seni kıstırdığım için, ittirgitini bilerek kırdığımı düşündün abi. Kıskandığımı düşündün. Ve artık beni sevmediğini söyledin. Allah Allah! Neler olmuş haberimiz yok. Sen beni sevmesen de ben hala seni çok seviyorum Pepe. Sen benim güzel bir tanecik abimsin. Ben istemeden senin ittirgitini kırdım evet. Ama biliyor musun? Sen de benim kalbimi kırdın. Gerçekten kalbim kırıldı. Bebe. Al bak. Aa, ittirgitim. Kırık ittirgitini onardım. Peki ya sen? Benim kırığa kalbimi nasıl onaracaksın Pepe? Bebe. Ben seni ne kadar çok üzmüşüm kardeşim. Eğer izin verirsen kalbini bir şekilde onarabilirim. O da özür dileyerek. Hı? Kızgınlıkla seni sevmediğimi söyledim. Ben seni ilk doğduğun günden beri çok seviyorum bebe. Sen benim biricik güzel kardeşimsin. İttirgitimi isteyerek kırdığını düşünmem benim eşek kafalılığım. Senden çok özür dilerim kardeşim. Senin hakkında yanlış düşündüğüm için çok özür dilerim. Sen benim için çok değerlisin.
ve seni çok seviyorum bebe. Hı? Kalbini onarmak için sana sarılabilir miyim? Abim. Seni çok seviyorum abi. Ben de seni çok seviyorum. Ne olur sanki ben de gelsem işe. Ben de gelirim o zaman. Pepeciğim, benimle işe gelmek istediğini anlıyorum bir tanem. Ama küçük çocuklar işe gitmezler tatlım. Ben küçük müyüm? Evet tatlım. Şimdi gerçekten işe gitmem gerekiyor. İkinizi de çok seviyorum. Yemeklerinizi güzelce yiyin. Nenenizi üzmeyin. Merak etme kızım sen. Güle güle. Seni çok seviyorum. Akşam görüşürüz. Hoşça kal. Çok geç kalma. Pepeciğim, hadi oğlum ama üzülme bu kadar. Sen küçük değilsin ki artık. Kocaman bir çocuk oldun, büyüdün sen. Annenin arkasından üzülmek de neymiş öyle? Ben büyük müyüm yani? Tabii ya, büyüksün. Ben annemin peşinden gideceğim o zaman. Dur oğlum, olur mu hiç? Annenin işi var, epey uzakta üstelik. O kadar yolu tek başına gidemezsin. Neden gidemeyecekmişim? Senin gibi küçücük bir çocuk. Mi? Onca yolu hem de bisikletle tek başına gidemez bir tanem. Ne yani, ben küçük müyüm ki? Tabii yavrum, sen daha küçücüksün. Ay, sütü de unuttum vallahi taştı. Ay 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 ay. Sen bir şey anladın mı? Hayır, anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Oynayalım mı? Tamam, ne oynayalım? Bilmem. Ben seninle her şeyi oynamayı seviyorum. Sen seç. Resim yapalım. Tamam hadi. Arabayla işe giden anı çizelim mi? Tamam, çizelim. Ben bir kere annemle işe gitmiştim ya. Aa evet. Seni bir kere çok önce götürmüştü annem. Gitmeyi çok istemiştim ama gidince çok sıkılmıştım. Ya gerçekten sıkıcıydı. Herkes işiyle ilgileniyor. Kimse seninle ilgilenmiyor. Başka hiç çocuk da yok orada. Yani iyi ki gitmedim. Haklı olabilirsin kardeşim. Ha bak, ben çizdim bile annemi. Aa sen çok güzel çizmişsin. Aa sen niye çizmedin ki? Ben bu kadar çizebildim abi. Güzel olmamış mı? Olmuş olmuş da. Aa bak, dedem geliyor. Dede. Merhaba çocuklar. Minik kelebeğim. Koçum. Ne yapıyorsunuz bakalım? Resim çiziyoruz dede. Aferin size. Bakabilir miyim resimlerinize? Tabii. Bunu ben çizdim. Bunu da Pepe. Annemizi işe giderken çizdik. Ay çok güzel. Dede, ben neden abim kadar düzgün çizemedim? Çünkü abin büyük bebe. Ben büyük müyüm? Evet evlat, sen büyüksün. Bebe de büyüyünce o da daha düzgün çizebilecek. Ben şu elimdekileri bir içeri bırakayım çocuklar. Sen bir şey anladın mı bebe? Açıkça söylemek gerekirse anlayamadım abicim. Ben de anlamadım. Benim karnım acıktı bebe, yemek yiyelim mi? Aa tamam. Ben de acıktım aslında. Aa mis gibi kokuyor. Ne yemek var deneyeceğim? Yeşil mercimekli kırmızı bulgur pilavı yaptım size. Cacık da var mı nene? Olmaz mı? Hadi oturun bakalım. Ben pilav tenceresini ocaktan alıp masaya koyabilir miyim nene? Aman elleme sen oğlum. Ama neden? Bu tencere çok ağır ve sıcak Pepe. Allah muhafaza, üzerine düşürürsün yanarsın. Küçük çocuklar böyle ocakta yeni pişmiş yemekleri falan ellemezler. Abim küçük mü yani? Aa, tabii ki küçük bebeciğim. Hadi geç bakalım sofraya, hadi hadi. Allah Allah. Çok güzel olmuş. Evet ya, çok da vitaminli bu yemek. Pepe, sen niye yemiyorsun çocuğu? Sen yedir nene. Kendim yemek istemiyorum. Pepe. Olur mu hiç oğlum? Sen koskocaman çocuk oldun. Büyüdün artık. Ben büyük müyüm yani? Elbette büyüksün Pepe. Kocaman çocuk oldun oğlum. Vallahi şaştım kaldım abi. Ben de bebe. Pepe anlayamadı. Büyük küçük mü? Bebe de anlamadı. Abi büyük mü küçük mü? Bazen büyük bazen küçük. Bu Pepe için anla.
anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu bebe için anlamsız bir yük. İnsan bazen büyür, bazen de küçülür mü? Bu işte bir tuhaflık var. Pepe büyük mü, küçük mü? Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Ne sağlık tekrar nene, ben tabağımı bitirdim. Afiyet olsun oğlum, afiyet olsun. Kalkabilir miyim dede? Tabii koçum, afiyet bal şeker olsun. Çocuk oyuncak yapalım mı odamızda bebe? Ay içmiyorum, maske yapalım. Ne maskesi yapalım? Ben uzun saçlı bir kız maskesi istiyorum. Tamam, ben de süper bebe maskesi yapacağım. Çok güzel çizmişsin bebe. Seninki de çok süper olmuş, yani çok havalı. Şimdi kesmemiz gerekiyor. İşte makasımız. Bu makas bozulmuş, kesmiyor. Başka makasımız yok ki. Dur bekle, ben nenemden makas isteyeceğim. Tamam abi iş. Nene. Nene. Ama nene. O çok sivri bir makas Pepeciğim. Senin gibi küçük çocuklar için uygun bir makas değil. Küçük çocuk mu? Ben şimdi küçük çocuk muyum? Tabii ya. Bu makas bizim gibi büyükler için yapılmış. Odanızda çocuk makasınızın olması gerekiyordu. Var ama kesmiyor. Al evlat. Ben size yedek çocuk makası almıştım geçen gün. Bak daha hiç açılmamış. Çok yaşa dede. İşte makas buldum. Şişsin. Hadi maskelerimizi keselim. Tamam. Aşağıdayken mutfakta bir makas buldum. Tam aldım getiriyordum. Nenem ne dedi biliyor musun? Ne dedi abi? Bu makas büyükler için. Senin gibi küçükler için değil. Ama hani sen büyük çocuktun? Bilmiyorum bebe. Gerçekten kafam karman çorman oldu. Bir büyüksün diyorlar, bir küçüksün diyorlar. İşte çok güzel. Çok güzel aldılar. Şimdi hazır. Al bakalım uzun saçlı kız maskeni. Çok komik görünüyorsun bebe. Sen de çok süper görünüyorsun abiş, yani çok havalı. Süper bebe uçuyor. Uzun saçlı kız uçamaz ki. Süper bebe seni uçurur, merak etme. Ay ne süper bebesin böyle. Hadi beni bu yangından kurtar, hadi kurtar. Süper bebe buradayım ince. Geliyorum uzun saçlı kız. Yandım burada, kurtar beni. Geldim. Şu yangını söndüreyim önce. İşte benim kahramanım. Süper Pepe. Kurtardım seni. Çocuklar. İşte bir kadın geldi. Merhaba yabancı kadın. Ben uzun saçlı kız. Ben de Süper Pepe. Memnun oldum. Şimdi Süper Pepe'den ve uzun saçlı bu güzel kızdan bu odayı bir güzel toparlamalarını isteyeceğim. Ya odayı toplamak mı? Tabii ya, toplamak. Nasıl dağıttıysanız öyle toplayacaksınız. Sen artık kocaman bir çocuksun Pepe. Odanı da toplamalısın. Ne dedin, ne dedin? Kocaman bir çocuksun dedim. Yani odanı toplayabilecek kadar büyüksün. Nene, valla artık bir karar verin. Ne kararı çocuğum? Ben büyük müyüm, küçük müyüm? Annemin işine gitmek istedim. Küçük çocuklar gidemezdin. Üzüldüm diye sen büyüdün artık, büyüksün. Niye üzülüyorsun dedin. Annemin peşinden gidecektim. Küçük çocuk 10. yılı tek başına gidemez dedin. Tencereyi masaya koymak istedim. Küçüksün dedin. Yemeğimi sen yedir dedim. Kocaman büyük çocuksun dedin. Makası küçük olduğum için vermedin. Şimdi büyük olduğum için adamı toplamamı istiyorsun. Aynen böyle. Söyler misin nene? Ben büyük müyüm, küçük mü? Sana nasıl anlatsam şimdi? Aslında evet, doğru. Sen bazı şeyleri yapmak için büyük, bazı şeyleri yapmak için küçüksün. Pepe annesinin iş yerine gidemeyecek kadar küçük.
küçük. Ama buna çok üzülüp bunu sorun yapmayacak kadar da büyük bir çocuk. Ya da ağır ve sıcak bir tencereyi kaldıramayacak kadar küçük. Ama yemeğini kendi yiyebilecek kadar büyük. İşte sivri uçlu makası kullanamayacak kadar küçük. Ama odasını kendi toplayabilecek kadar da büyük. Ben de diyorum ki herkes niye bana bir büyüksün bir küçüksün diyor. Yaşasın en büyük en küçük olmak.